arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Milano'dayız. Peki Milano'nun neresindeyiz? Tam olarak Duomo Meydanı'nın oradayız. Karşımızda Galleria Emanuele Vittorio var. Yani dünyanın ilk alışveriş merkezi olduğu söylenen mağaza var ki içeride bir sürü değerli, prestijli ve lüks markaya ev sahipliği yapıyor. Örneğin Prada, örneğin Versace, örneğin Gucci gibi. Ve bu yanımızda Duomo'muz var. Duomo Milano'nun merkezi katedrali, göz bebeği diyebiliriz. Turistlerin tabii ki ilk sırada geldiği yerlerden biri Duomo doğal olarak. Bugün soğuk, hava çok soğuk. Soğuk bir Aralık sabahı, öyle söyleyeyim. Aralığın ortasına yaklaşıyoruz. Ve Noel arifesi var burada. Burada gece şu gördüğünüz ağaç ışıklanıyor ve caddeler ve sokaklar Noel'e hazırlanmış şekilde oluyor. Şimdi biraz daha bilgi verecek olursam, 1300'lerin sonlarında, 1395'te yapımına başlanıyor ve son halini alması 1965 yılına kadar sürüyor. Tam 600 yıl sürüyor ve bu binanın yapımında bir sürü işçi de maalesef hayatını kaybediyor. Yani baktığınızda bir katedral yapmak için onca işçinin canına kıyılıyor. Aslında İtalyanlar da bu yüzden Duomo'yu da çok sevmezler. Bunu söyleyeyim. Ek bir bilgi olarak. St. Mary adına adanmış bir katedral Duomo. Dünyanın en büyük katedrallerinden biri Milano'da. Milano'nun da sembolü. Öyle ya da böyle bir şekilde sembolü. Dediğimiz gibi burası metro istasyonu. Ve karşımızda dünyanın ilk AVM'si var. Emanuele Vittorio. Şu an Christmas Market hemen hemen hazırlandı. Yani hemen hazırlıkları tamamlandı. Bu ağaç akşam ışıklandırılıyor ve burası bir şenlik alanı oluyor. AVM'de tam olarak karşımızda. Onu da başka bir gün size detaylı bir şekilde gezdireceğim. Peki burada başka ne var? Bu meydan valla en turistik meydan. Yani burada başka ne yapabiliriz sorusu size bağlı. Karşıdaki AVM'ye gidip Versace'den, Prada'dan alışveriş yapabilirsiniz. Ya da lüks bir patisserie'de kahve ve croissant yiyebilirsiniz. Duomo'yu ziyaret edebilirsiniz. Ondan sonra yine tam karşımızda İtalya'nın en lüks kafelerinden veya restoranlarından biri var. Burada yemek yiyebilirsiniz. Burası da öyle. Akeza. Ve genel anlamda bütün meydan alışveriş üzerine kurulu olduğu için alışverişinizi yapabilirsiniz. Fotoğraf çekinebilirsiniz ki burada çok fazla sayıda çekim de oluyor İtalya Duomo'da. Kahvenin öğütülüşünü gösteriyor. Yani böyle bir workshop yapmış buraya. Boşuna reserve demiyorlar yani. Adam kahveyi öğütüyor burada canlı olarak. Siz de kahvenizi yudumlarken bunu Milano Starbucks'ta izleyebilirsiniz. Eski kahve makinalarını görebiliyorsunuz. Bu bence bayağı eski de bir kahve makinesi. 1961. Evet, 60'ların kahve makinesini burada görüyorsunuz. Burada bambaşka bir makine var. Bunun da yapım tarihi yine 61. Burada 60'ların kahve makinelerini sergilemişler ki çok güzel bir nostaljik detay olmuş bence. Bu deneyim mağazasında Starbucks'ın. Kahve makinelerinin yanında özel dizayn, Starbucks'a özel dizayn edilmiş bir Vespa'yı da görmek mümkün. Ki bence zaten bu mağazayı eşsiz kılan da bu deneyimler. Oturup size kahveyi falan anlatmayacağım. Yani Starbucks kahvesini bence hepiniz biliyorsunuz. Benim de ne kadar sevdiğimi herkes biliyor Starbucks'ı. Hani ben de o yüzden bu deneyim mağazasına bugün teşrif edip vlogumu çekmek istedim. Burada da başka bir türlü kahve öğütülme şeklini size gösteriyor. Aslında çocuklar için bile hani böyle getirilip kahvenin bardağa gelene kadarki sürecini anlatması açısından güzel bir tesis olmuş. Öğretici de bir tesis. Kahvenin nasıl öğütüldüğünü görüyorsunuz. Şahsen ben bu kadar detaylı görmemiştim. Burada ilk defa bu kadar detaylı görme fırsatına eriştim. Kahve çekirdeğinin nasıl öğütüldüğüne dair çok güzel bir
bence deneyim mağazası.